Selam dostlarım, Batu Zayi burada ve sizler de kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tam 45 tane dizi önereceğim ve hepsi hakkında minik minik incelemelerde bulunacağım. Sizlerle konuşacağımız bu dizilerin hepsini 2020'de izledim. Yani küçük bir 2020 özeti de diyebiliriz bu video için. Bu sene biraz da evde kaldığımız için daha çok dizi izleme, daha çok dizilerle tanışma fırsatı buldum. Ve izlediğim bu dizilerin hepsi gerçekten çok kaliteli, güzel yapımlardı. Ben eminim en az 5-10 tane dizi beğenmiştim. Dinleyeceksiniz bu videodan. Ben biraz bu tarafa gideceğim. Dizilerin kapak fotoğrafları burada yer alacak. Onlar üzerinden konuşmaya devam edeceğiz dostlarım. O zaman ben gidiyorum bu tarafa. Benim 2020'de izlediğim ilk dizi Atiye'ydi. Biliyorsunuz yakın zamanda ikinci sezonu da çıktı ama ben ilk bölümde sıkılıp devamını getiremedim açıkçası. Diğer Türk dizilerine oranla çok farklı bir diziydi ve gerçekten güzel bir diziydi. Konusu hakkında herkes bence bir bilgiye sahip. O yüzden çok fazla uzatmayacağım Atiye'yi. İkinci izlediğim dizi de Asia and the Queen'di. Bu da bir Netflix dizisi ve başrolünde bir drag queen olan RuPaul Charles var. Onun turnesini görmüş oluyoruz aslında ve her bölümde farklı farklı drag queen gösterilerinde bulunuyor. Ona daha küçük bir çocuk eşlik ediyor. Adı da AJ. Gerçekten güzel ve sıcak bir diziydi. İzlemenizi öneririm bunu da. Üçüncü dizim de aslında bir reality show. The Circle USA. Ben bir ara reality showlara çok fazla düştüğümde bunu izlemiştim. Hiç kimse birbirini tanımadan bir apartmanda farklı dairelerde konaklıyor. Ondan sonra birbirlerine bir televizyon üzerinden mesaj göndererek birbirlerini etkilemeye, birbirlerini tanımaya çalışıyorlar ve en sonunda birisi bir ödül kazanıyor. Daha sonra da Sex Education'ı izledim. İlk sezonu gerçekten çok güzeldi ve 2020'de de ikinci sezonunu izledik ama ikinci sezonu gerçekten vasattı. İlk sezonu ne kadar iyiyse bence ikinci sezonu o kadar kötüydü diyebilirim ya da ortalamaydı diyebilirim. Ama gerçekten eğlenceli, komik bir dizi ve İngiliz aksanını seviyorsanız bayılacağınız bir dizi. Beşinci dizim You. Hem birinci sezonu hem de ikinci sezonu ben bu sene içerisinde izledim. Gerçekten muazzam bir diziydi. Pam Batchley'i bu şekilde izlemek benim aşırı hoşuma gitti. Özellikle ikinci sezon aman Allah'ım çok 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 iyi bir diziydi. Üçüncü sezonu merakla bekliyoruz diyebilirim. Altıncı dizim bir Blue TV dizisi. Adı da Aynen Aynen. İlk iki sezonunda Nilperi Şahinkaya ile umarım doğru söylüyorumdur. Uras Kaygılaroğlu var. Üçüncü ve dördüncü sezonda da ona Kerem Bürsin eşlik ediyor. Ben ilk iki sezonunu izlemiştim ve gerçekten komik, eğlenceli bir diziydi. Zaman geçirmek için izlenebilir bir diziydi. Yedinci dizimde Dead 70's Show. Bu dizi gerçekten çok eğlenceli bir arkadaş komedisi diyebilirim sizlere. Bir sitcom ve her karakter gerçekten çok özgün ve çok komikti. Eskiden Netflix'te vardı ama sanırım kalktı oradan da. Bu malum sitelerden film cehennemleri, dizi cehennemleri var ya oralardan bulabiliriz diye düşünüyorum. Sekizinci dizimizde I'm Not Okay With This. Bu dizi tam anlamıyla The End of the Fucking World ve Stranger Things'in birleşimi. Zaten bu iki diziden de yapımcılar ve yönetmenler bu dizide bulunmakta. Maalesef dizinin ikinci sezon onayı çıkmadığı için dizi saçma sapan bir yerde kaldı ve güzel bir diziydi ama izledikten bitirdikten sonra kafanızda soru işaretleri kalacağına kesinlikle eminim. Bir sonraki dizim de Elite. Aman Allah'ım gerçekten en sevdiğim İspanyol dizisi olabilir. Elite zaten izlemeyen, o kaosu yaşamayan yoktur diye düşünüyorum ama hala Elite'le tanışmayanınız varsa hemen koşa koşa Netflix'e gitsin ve Elite izlesin. 10. önereceğim dizide bir reality show, Love is Blind adı. Bu kadınlar ve erkekler farklı odalardan birbirlerini tanımaya çalışıyorlar ve birbirleriyle sevgili olmaya, birbirlerine aşık olmaya çalışıyorlar ve birbirlerini görmeden birbirlerine evlenme teklifi ediyorlar. Saçma sapan bir şey aslında. Ve bilmiyorum, bence izleseniz de olur, izlemeseniz de olur bir şey ama ikinci sezonu da gelecekmiş diye duydum. Ve Friends. Friends'i sonunda bitirebildim. Çünkü çok yavaş yavaş izliyordum. Bitmesini istemiyordum. Ama sonunda bitti. Muazzam muazzam muazzam. Başka bir şey söylemeyeceğim bu dizi hakkında. 12. dizim de bir HBO yapımı. Ben bu diziyi Being Connect'ten izleme fırsatı bulmuştum. Big Little Lies. Gerçekten çok iyi bir diziydi. Çekimler çok iyiydi. Dizinin işleyişi çok iyiydi. Oyuncular çok iyiydi ve dizi merak ettiriyordu. Bir cinayet oluyor çünkü. Bunun da kim yaptığını en son bölümde öğreniyoruz. Kim yaptı acaba? Soruşturmalarda bu böyle yapmış, bu böyle yapmış. Çok iyiydi. Biraz da ufak tefek cinayetler vibe alıyordunuz. 13. dizim de yine Euphoria. Bu da Blue TV'de ve Being Connect'te var. Aman Allah'ım, en sert gençlik dizisi, en farklı gençlik dizisi diyebilirim. Çok basit bir konu var aslında. Ergenlerin, gençlerin aileleriyle yaşadığı, arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar. Uyuşturucuya, içkiye, partilere olan düşkünlüğü ve bunların bizi nasıl etkilediği aslında ama hiçbir dizi, hiçbir gençlik dizisi bu kadar çarpıcı olamaz.
olamaz bence. Daha sonra Unorthodox'u izleme fırsatı buldum. Biliyorsunuz bu 4 bölümlük bir Netflix yapımı mini dizi. Çok 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 iyiydi. Bir şeyler öğreneceğiniz çok güzel ağlatan bir diziydi. La Casa de las Flores çok güzel bir Meksika dizisiydi. Ve Meksikalılar İspanyolcayı biraz daha yavaş konuştuğu için ben İspanyolcamı geliştirme fırsatı da buldum açıkçası. Ve çok iyi, bol entrikalı, bol kaoslu bir kara mizah dizisiydi. 16. dizimde Never Have I Ever. Çok güzel bir gençlik dizisiydi. Aslında tüm klişelere sahipti. Onun da ikinci sezonuna onay çıkmış. Aşk 101, bir diğer adıyla Love 101. Gerçekten bence sıcak ve 80'ler, 90'lar, hangisini tam hatırlamıyorum, o zamanlar için güzel bir diziydi. Bazı şeyler gerçekten fazlaydı. Mesela birisinin kürsüye çıkıp tüm okulun önünde küfür etmesi yaşayabileceğimiz bir olay değildi bence, ama yine güzel bir Türk dizisiydi diyebilirim. Bunu da duymayanımız yoktur zaten. 18. dizimde Hollywood. Bu bir Ryan Murphy işi. Gerçekten elinin olduğu her şey muazzam oluyor. Bu Hollywood'da da ilk zamanlar Hollywood'da zencilere, eşcinsellere, kadınlara yapılan biraz ayrımcılığı görüyoruz aslında ve bunlarla insanların nasıl mücadele ettiğini görüyoruz. Into the Night 6 bölümlük bir diziydi. Dizide aslında çok fazla yanlış şey ve çok fazla komik şey vardı. Mesela uçak havada bir camı kırılıyor, bir tahta parçasıyla o hava akımını kapatabiliyorlardı ama güzel bir diziydi. Konusu farklıydı. Biraz kıyamet sonrası bir diziydi ve biz karantinadayken böyle şeyler izlemeye bayılıyorduk. İkinci sezon onayı da almış. Ve Scam'ı izledim. Scam bir Norveç dizisi. 4 sezonluk bir dizi. Her sezonda farklı kişilere odaklanıyor ama arkadaş grupları aynı devam ediyor. Çekimler çok iyiydi ve böyle günümüz o eğlenceli Amerikalı gençlik dizilerinden çok farklıydı. Biraz daha Skins'i izlediyseniz onun havası vardı. Dizi film cehennemlerinden izleyebilirsiniz. 21. dizimde Valeria'ydı. Valeria biliyorsunuz karantinanın başlarında çıktı ve o renkli İspanya sokaklarını, Madrid sokaklarını bizlere çok iyi verdi. Kendini çok iyi izleten bir diziydi. Control Z. Bu dizinin ne yapımı olduğunu çok iyi hatırlayamıyorum açıkçası ama sanırım İspanyol yapımı bir diziydi. Bunun konusu çok farklıydı. Bir okulda her popüler kişinin sırlarını açığa çıkaran bir hacker vardı ve bunları bulmaya çalışan çok popüler olmayan bir kız vardı. Gerçekten sezonun sonuna kadar acaba bu hacker kim diye çok merak ediyordunuz. 23. dizimde Pose. Bu dizinin içinde de Ryan Murphy var. Bu dizi de 80'lerde ya da 70'lerde geçiyor. Bu dizide yine insanları anlamada, insanları farklılıkları ya da seçimleri yüzünden yargılamamız gerektiği hakkında çok güzel bir diziydi. 24. dizimde The Politician. Gerçekten çok çok muazzam bir diziydi. Hatta dizi şey geçiyor, politika ve siyasetin gençlere anlatılan şekli olarak geçiyor. Hem çok komik, hem rengarenk, hem Ryan Murphy var. Elizden ne bekleyelim ki biz. 25. dizimde yine bir reality show, RuPaul's Drag Race. RuPaul biliyorsunuz çok ünlü olan bir drag queen Amerika'da ve böyle bir show başlatmış. 12-13 sezonluk bir show'u var hatta. Böyle reality show'ları seviyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Las Chicas del Cable, 5 sezonluk yine full entrika kokan, full entrika dolu olan bir İspanyolca dizi. Gerçekten izlediğim en iyi İspanyol dizilerinden birisi. 1920'lerde, 30'larda, 40'larda geçtiği için o zamanın giyim kuşamını, savaşlarını, o hızlı hızlı İspanyolca konuşmalarını çok iyi görebiliyordunuz. Ve biraz da kadınların artık sesini duyurmaya başlamasının da güzel güzel etkilerini görüyordunuz. Çünkü dizideki karakterlerin, başrollerin hepsi çok güçlü kadınlardı. Avatar The Last Airbender'ı izledim sonunda. 3 sezonluk bir dizi ve Netflix'te bulunuyor. Allah'ım çok güzeldi. Böyle bir günde tüm sezonu izleseniz falan geliyor. Appa'ya falan bayılıyorum zaten. Çok iyiydi. Yip yip. Snowpiercer biliyorsunuz önceden bir filmdi. Daha sonra Netflix bunu bir dizi olarak uyarladı. Çok 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 iyi bir diziydi. Yine kıyamet sonrası bir dizi. Her yer artık çok soğuk oluyor. Dışarıya kimse çıkamıyor ve bir trende yaşamaya başlıyor. Herkes bunu anlatıyor. Boca Boca. Bu dizi sanırım Portekiz yapımı bir diziydi ve çok farklı bir aurası olan yapıydı. Böyle öpüşme yoluyla bulaşan bir hastalık var ve küçük bir yerde var. Hani bir ülke, bir yapım görmüyoruz. Bana biraz 2050'nin ütopyası gibi geldi açıkçası. Bunu anlatıyor. Güzel bir diziydi o da. Gökyüzünün üzerinde 3 metre. Böyle sıradan bir genç dizisiydi. İtalya'yı görmek beni mutlu etti. İtalyancaydı. İlk 2-3 bölümde sıkılıyorsunuz ama dizi sonra bakmışsınız bir anda bitiyor, bir anda sizi sarıyor diyebilirim. The Rain. Bunu daha önceki videolarımda da önermiştim. 3 sezonluk bir dizi. Bir yağmur yağıyor ve bu yağmurun değdiği insanlar o anda ölüyor. Çünkü bu yağmurda bir virüs bulunuyor ve biz
bu süreci izliyoruz. Dizi gerçekten muazzam bir konuya sahip ve çok iyi ilerliyor ama o berbat Yeşilçam sahneleriyle dolu finali. Dizi 24 bölüm. O 23 bölüm muazzam ama 24. bölüm her şeyi mahvetmişler ama gerçekten izlemenizi öneririm. Trinkası diye bir dizi var. 2 sezonluk tatlı bir dizi. Amerika'da geçen bir genç dizisi. Kleptomanyası olan yani çalma hastalığı olan shoplifterlık yapan insanları görüyoruz burada ve onların hem kendi gençleriyle mücadelesine, birbirleriyle mücadelesi, aşkla mücadelesi ve bu hastalığı yenme çabalarını görüyoruz. Çok 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 iyi bir diziydi. Gossip Girl'ün ilk 2 sezonunu bu sene izledim. Zaten sonunda Gossip Girl'ün kim olduğunu da biliyorum ama size spoiler vermeyeceğim, merak etmeyin. Güzel, tatlı bir dizi. Bence o zamanlar için çekilebilecek en iyi dizi ve ikonik bir dizi. Fleabag artık Amazon Prime'ın Türkiye'ye geldiği, Amazon Prime'le tanıştığım vakitlerdeyiz. Fleabag Amazon Prime'de ilk izlediğim diziydi ve 12 bölüm olması o kadar kalp kırıcı bir şey ki, muazzam 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 bir diziydi. Amazon Prime almak istiyorsanız koşarak ilk izleyeceğiniz dizi Fleabag olmalı. Ve 35. dizime geldik artık, Emily in Paris. Bu dizi yayınlandığında yine biz karantinadaydık, dışarıya çok fazla çıkamıyorduk ve bu dizi bize Paris'in rengarenk sokaklarını sunuyordu. Aslında biz bu diziyi eğlenmek ve Paris'i izlemek, görmek için konuyu da severek izledik ama bazı yapımcılar bu dizinin Amerika ve Paris'i ayrıştıran bir Amerika propagandası olduğunu söylüyor. Bunu göz ardı ederseniz bence çok güzel, eğlenceli bir diziydi. 36. dizimde bu senin favorilerinden birisiydi, Modern Family. Muazzam bir sitcom, bir Amazon Prime dizisi daha, Modern Love. Bu dizinin her bölümünde farklı bir aşk hikayesi işleniyordu. Çok güzel bir diziydi. Gerçekten bazı bölümler sizi mutlu ediyor, güldürüyor. Bazı bölümler sizi ağlatıyor. 38. dizimde bir mini dizi, Someone Has to Die. 3 bölümlük bir İspanyol dizisi. Bir dönem dizisiydi ve çok güzel çekimleri vardı. Çok güzel bir aurası vardı, havası vardı. Kesinlikle izleyin, zaten bir anda biten 3 saatlik bir film gibi düşünebilirsiniz. 39. dizimizde Love and Anarchy. Bu bir İsveç yapımıydı ve gerçekten çok samimi, çok sıcak bir yapımdı. 40. dizimizde Bir Başkadır. Netflix'te ilk düştüğü andan itibaren bir anda bitirdiğim dizilerden birisiydi. Çünkü farklı bir diziydi, farklı bir yapıydı ve gerçekten Türkiye'nin birebir yansıtmasıydı bence. Bu yüzden çok hoşuma gitti. 41. dizim yine bir HBO yapımı ve Bean Connect'te mevcut, The Undoing. Yine bir katilimiz var, yine bir ölümümüz var, yine böyle çok zengin insanlar var. Bayılıyorum böyle dizilere. Yine 6 bölüm boyunca kimin öldürdüğünü çok merak ediyoruz ve ben ters köşe oldum açıkçası. Katilin o olduğunu bilmiyordum. 42. dizimde The Shanlili. Bu dizi Noel zamanında geçiyor. Böyle Christmas ruhunu seviyorsanız, böyle her yerde yılbaşı ağacı, rengarenk ağaçlar görmek sizi mutlu ediyorsa bu diziye kesinlikle şans vermeniz gerekiyor ve aslında böyle ergen dizisi olacakmış gibiydi ama tam aksine bence çok tatlı bir diziydi. Bu sene sanırım izlediğim en iyi yapımdı, en iyi diziydi, en iyi şeydi, Normal People. Bu sadece ülkemizde Blue TV'de yayınlanıyor. Hiçbir Netflix'te bu film cehennemleri falan yok maalesef. Muazzam bir diziydi. Çok sımsıcak bir diziydi. Çok samimiydi. Çok her şey çok gerçekçiydi. Çekimler çok efsaneydi. 44. dizimde Aşk Planı. Bu Fransız yapımı bir dizi. Gerçekten komik ve eğlenceli bir diziydi. Bir tane kızımız var. Sevgilisinden ayrılıyor ve bunu atlatamıyor. Daha sonra bu kızın yakın arkadaşları bu kızla sevgili olması için bir jigoloyu tutuyor ve bunlar birbirine aşık oluyor. Ve son dizimde How to Sell Drugs Online Fast. Bu dizide bir Alman yapımıydı. Almanların bu kadar komik olacağını gerçekten düşünmezdim. Çünkü aksanları biraz kaba geliyor bize. Almanca biraz zor bir dil bence. Netflix'e atıfta bulunuyorlardı. Steve Jobs'a, Jeff Bezos'a falan. Çok güzel bir diziydi. 2 tane liseli genç var. Bunlar online olarak Bitcoin karşılığında uyuşturucu satıyorlar. Ve dostlarım, bu videoda sizlere tam olarak 45 tane dizi önermiş oldum. Umarım güzel dizi önerilerinde bulunabilmişimdir sizlere. Hemen bir YouTuber oluyorum ve görevimi yerine getiriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda buluşmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ve bu videonun kitap ve film versiyonu da gelecek. Bunun hemen müjdesini vereyim sizlere. Bir dahaki videolarda görüşene kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface.